çocuklar, size bir dizi videonun ilkinde sesleniyorum. EKG konusunu işleyeceğiz. EKG biliyorsunuz çok ilgi çeken ve aynı zamanda öğrenilmesi biraz zor olan pratiğe esasına dayalı bir tanı yöntemi. Bu tanı yöntemine başlarken aşama aşama gitmemiz gerekiyor. Birdenbire EKG'nin içerisine zıplamamız gerekiyor. EKG'nin içerisine zıplayabilirsiniz. Bu da sizin şansınız. Ama ben özellikle eğer araştıran, merak etmek isteyenler varsa onlar için bir dizi sıralama yaptım. Bu dizi sıralama içerisinde EKG ile başlayabilmek için ilk önce temel bilgilerden başlayacağız. Aksiyon potansiyelini, arkasından EKG cihazını ve ölçümleri nasıl yapıldığı, sonra normal EKG, son olarak da normal sinüs ritmi ve aritmiler konusunu işleyeceğiz. Dolayısıyla bu bizim ilk programımız. Temel bilgiler ve aksiyon potansiyeli ile başlayacağız. Şimdi herhangi bir şekilde EKG'ye başladığınız zaman acaba EKG nedir diye düşündüğünüz zaman ortaya çıkacak soru şu. EKG kalpteki elektriksel aktivitelerin ölçümü. Elektriksel aktivitelerin ölçümündeki esas olarak öğrenmek istediğimiz şeyin temelinde yatan birim ise miyokard hücreleri. Dolayısıyla miyokard hücrelerin elektriki özelliklerini ve bundan kastettiğimiz şey aksiyon potansiyelini öğrenirsek o zaman EKG için başlangıç için iyi bir temel oluşturmuş oluruz. Şimdi kardiyak hücrelerin özellikleri nedir diye baktığınız zaman kardiyak hücreler biliyorsunuz normalde iskelet kası, nöronlar gibi uyarılabilir tipte hücreler. Uyarılabilir tipte hücreler aksiyon potansiyeli oluşturabilirler. Fakat tüm kalp hücrelerinin hepsi uyarılabilir hücre olmasına karşın ancak %1 kadarı özelleşmiş hücrelerdir ve bunlar spontan otomatik olarak aksiyon potansiyeli oluşturabilirler. Yani bir uyarı oluştururlar. Geriye kalan %99'da bu %1 özelleşmiş olan hücrelerden gelen emirler doğrultusunda uyarı sonucunda kasılıp gevşeme fonksiyonlarını ortaya koyarlar. Peki bu %1 civarında olan bu kardiyak hücreler, özelleşmiş miyokard hücreleri, nörokardiyak hücreler deniyor son zamanlarda. Sinüatriyal nod, sinüs nodu, atrioventriküler nod, sağ ve sol dallar ve park hücre lifleri veya park hücre hücreleri adlandırılabilir. Şimdi bizim ilk baktığımız şey ventrikülün belli bir bölgesinden çıkartılmış olan bir dokudaki miyokard hücresinin aksiyon potansiyeline bakacağız. İşte EKG dalgalarının karşılığı miyokard hücresinde oluşan aksiyon potansiyelidir. Tam teorik olarak ve pratik olarak doğru noktası budur. Aksiyon potansiyelinin temelinde hücre içinde ve dışında oluşan katyon akımları ve buna bağlı olarak hücre içi ve dışında oluşan bir elektriksel farklılıktan bahsediyoruz. Ölçülebilir tarzdaki bu elektriksel farklılık bize EKG'nin temelini veriyor. Miyokard hücreleri istirahat halinde ise yani uyarı yoksa istirahat potansiyeli yani resting membrane potansiyeline sahipler. Böyle bir durumda hücre içi negatif, dışı ise pozitiftir. Ve bu değerin saptamasını yaptığımız zaman da -90 milivolt olarak görürüz. Demek ki işin temeli ve başlangıç noktası istirahat halinde hücre için negatif, hücre dışının ise pozitif olduğu ve -90 milivolt ölçülen bir değer. Şimdi burada iki önemli nokta var. Sırasıyla bunları anlatayım size. Bunlardan bir tanesi aksiyon potansiyel ölçümü ile EKG ölçümü arasındaki fark. Aksiyon potansiyeli ölçümü hücre içi ve dışı olarak ölçülürken elektrokardiyografide kalp dışında bir ölçüm yapılır. Dolayısıyla iki ölçümün yeri farklı. Aksiyon potansiyeli de uyarı sonucunda bazı katyonlar, sodyum, kalsiyum hücre içerisine girmeye başlar. Hücre içerisine girmeye başladıklarından pozitif yük hücre içerisinde artacağından dolayı hücre içindeki orijinal elektronegativite azalır. Elektronegatifi azaldığı andan itibaren de -90 milivolttan ki burada görmektesiniz istirahat potansiyeline -90 milivolttan yavaşça yukarıya doğru pozitife doğru ilerler, sıfıra doğru ilerler ama sıfır olmayacak ona biraz daha zamanımız var. -70 milivolta geldiği andan itibaren bir threshold, bir eşiğe gelinmiş olur. İşte
Bu eşik aşıldığı andan itibaren aksiyon potansiyeli daha sonraki fazlarına doğru ilerlemeye başlayacaktır. Dolayısıyla ilk olarak hücre içerisine gelen solunum ve karşısının yaptığı ilk şey -90 mV'dan -70 mV'a elektriksel uçumu yükseltmek ve arkasından da eşik değerine ulaşmak. -70 mV eşik değerine ulaşınca bu sefer devreye sodyum ve kalsiyumun girişinden başka voltaj duyarlı sodyum kanalları açılır ve hücre içerisine akan sodyum miktarı artar. İlk baştaki sodyum ve kalsiyum miktarı aslında çok az miktardadır. Dolayısıyla zaten -90 mV'dan -70 mV'a ancak çıkartabiliyor. Ama eşik değerine ulaşınca ve bunu açtığı andan itibaren bu sefer voltaj duyarlı sodyum kanallarının açılmasıyla beraber hücre içine, hücre dışından büyük miktarda sodyum girmeye başlıyor ve hemen arkasından -90 mV'dan -70 mV'a ve süratle sıfıra doğru yaklaşıyor ve hemen pozitif değerlere doğru yükseliyor. İşte burada depolarizasyon, yani membranın depolarize olması işlemi gerçekleşiyor. İlk başta sodyum ve kalsiyum, arkasından hızlı sodyum kanalları, voltaja duyarlı sodyum kanalları açılması ve -90 mV'dan 70 mV'a, oradan 0 ve daha yukarıya çıkarak hücrede bir depolarizasyon olduğunu görüyoruz. Depolarizasyonla beraber artı 52 mV dediğimiz en yüksek eşik değerine ulaştığımız andan itibaren voltaj duyarlı sodyum kanalları kapanır. Sodyum kanallarının kapanmasıyla bağlı depolarizasyona duyarlı olan bu sefer kalsiyum ve potasyum kanalları açılır. Demek ki ilk baştaki sodyum akışının arkasından sodyum kanalları kapanıyor. Arkasından ise kalsiyum ve potasyum kanalları açılıyor. Ve böylelikle hücre dışına doğru bir potasyum ve kalsiyum kaybı söz konusu olur. Ama bu süre kısa bir sürede aldığı ve kaybettiği elektriksel aktivitenin değişmediği bir döneme girdiğinden dolayı elektriksel ölçümümüzde bir değişiklik olmuyor. Bu da 2 numaralı olan rakamla gösterilmiş olan plato, yani belli düzeyde sabit olarak kaldığını gösteren bir bölgeyi kullanıyor. Plato'dan sonra hücre içerisindeki potasyum yavaş yavaş dışarı çıkmaya başladığından dolayı plato'nun hemen ardından bu sefer potasyum kaybıyla beraber aksiyon potansiyonunda düşme meydana gelir ve süratle tekrar aşağıya doğru elektronegatife doğru gitmeye başlarız. Demek ki ilk önce başta küçük bir sodyum ve kalsiyum geliyor. Sonra hızlı sodyum kanalları, depolarizasyon, depolarizasyona duyarlı olan sodyum kanalları kapanıyor. Aynı zamanda kalsiyum ve potasyum kaybedilmeye başlanıyor. Fakat kazanılan sodyumla kaybedilen kalsiyum ve potasyum arasında belli bir denge oluşana kadar bu bölgede plato dediğimiz bir sabit değerde kalıyor. Sonra arkasından potasyum kaybetmeye başladığı andan itibaren aksiyon potansiyeli süratle aşağıya düşüyor. Bu işlemde istirahat değerlerine dönüldüğü andan itibaren depolarizasyonun karşı olan repolarizasyon gerçekleşir ve böylelikle hızlı potasyum çıkışının ardından potasyum kanalları kapanır ve potasyum kanalları kapandıktan sonra artık 4 numara ile gösterilen başlangıç değerimiz olan istirahat potansiyeline geri dönmüş oluruz. Şimdi bu bahsettiğim 0, 1, 2, 3, 4 gibi bu fazların içerisinde bizim pratik olarak farmakolojide ilaç tedavisinde kullandığımız bir gerçeklikle paralellik kuralım. O da şu: antiaritmik ilaçların sınıflaması etki ettikleri aksiyon potansiyeli fazlarına göre yapılmıştır. İşte klas 1 ajanlar, klas 2 ajanlar, klas 3 ajanlar, klas 4 ajanlar dediğimiz ajanlar genellikle bu etki ettikleri aksiyon potansiyeli fazlarını ve aynı zamanda etki mekanizmalarını ve etki ettikleri yerlere göre de bu şekilde sınıflanmıştır. Bunu daha sonra ilerideki farmakoloji dersinde antiaritmik ilaçlarda tekrar geri dönüp hatırlayacağız. Dolayısıyla bu antiaritmik ilaçlarda klas 1, 2, 3, 4 diye adlandırdığımız şeylerden ilk birincisi sodyum kanallarını bloke eden ilaçlar. Klas 3 aksiyon potansiyelini uzatan
ve böylelikle refraktör periyodör ki ne olduğunu birazdan göreceğiz. Artan ilaçlar klas 3. Son dönemde kalsiyum kanallarını inhibe eden ilaçlar, kalsiyum antagonistleri klas 4 ve beta reseptör antagonistleri yani beta blokörlerde klas 2'yi oluşturmaktadır. Peki bir aksiyon potansiyeli bir hücrede ulaştı. Değer sonrasında uyarı komşu hücrelere nasıl geçiyor? Biliyorsunuz miyokard hücrelerinin arasında gap junction dediğimiz bir takım boşluk bağlantıları var. Bunlar aslında iki hücre arasında bir sınır kapısı ya da elektriksel pencere olarak değerlendirilebilir. Depolarizasyon safhasında hücre içine giren sodyumun bir kısmı, yani ilk başta hücre içerisine giren sodyumun bir kısmı hücre içinde kalmaz. Hücre içindeki sodyumun artışına paralel olarak bu elektriksel pencerelerden komşu hücreye geçerler. Komşu hücreye geçtikleri andan itibaren komşu hücre içerisindeki hücre içindeki sodyum miktarı yükselir ve böylelikle komşu hücrede de depolarizasyon başlar. Yani aslında orijinal hücremizde depolarizasyon başladığı andan itibaren depolarizasyonu boşaltan sodyumun bir kısmı yandaki hücreye geçtiğinden dolayı hemen hemen ardışık bir süreç içerisinde ve çok hızlı olarak depolarizasyon komşu hücrede de oluşmaya başlıyor ve böylelikle uyarı bir hücreden bir hücreye iletilmiş oluyor. Ve bunun sonucunda da kalp kasında kontraksiyon ve relaksasyon, kasılma ve gevşeme sağlanmış oluyor. Aksiyon potansiyelini şimdiye kadar bahsettiğimiz bu ventriküler miyokard hücresiyle ilgili önemli bir detaya daha değinmek gerekiyor. Aksiyon potansiyeli belli bir eşik değerine ulaştıktan sonra süratle sıfıra ve pozitif değerlere doğru yükseliyordu. İşte bu eşik değerinden başlayan dönem mutlak refraktör periyot veya efraktör refraktör periyot dediğimiz hadise. Bu absolut mutlak refraktör periyot denmesinin sebebi şu: bu dönemde herhangi bir şekilde hücreye bir uyarı gelirse uyarı hiçbir şekilde buna yanıt vermez. Yani şu anda benim işim var, başka kapıya diye uyarıyı ters çevirir. Dolayısıyla bu dönemde herhangi bir şekilde uyarı olup tekrar bir aksiyon potansiyeli oluşma şansı yoktur. Neden? Çünkü o biraz evvel söylediğimiz voltaj bağlantılı hızlı sodyum kanalları inaktı ve olmazlar artık tekrar aktive olmadıklarından dolayı hala kapalı kalacaktır. Kabul ederseniz o yüzden tekrar bir aksiyon potansiyeli oluşumu söz konusu değildir. Artık sodyum kanalları başlangıçta kapanmıştır. Tekrar aktive olma şansı yoktur. Mutlak refraktör periyot sonrasında ise göreceli bir refraktör periyot meydana gelir. Relatif refraktör periyot daha kısadır. Fakat bunun özelliği şu: normal istirahat potansiyelinde aksiyon potansiyeli yaratan uyarılardan daha güçlü uyarılara yanıtı verebilirler. O zaman işte bu hücrede tekrardan bir aksiyon potansiyeli oluşabilir. Burada kabaca gördüğünüz eşik değeri ve eşik değerden şu bölgenin yaklaşık 1/4 birine kadar yer alan yer absolut refraktör periyot, geri kalan da yine de relatif refraktör periyot olarak adlandırılmakta. Şimdi yalnız biraz evvel gösterdiğimiz aksiyon potansiyeli bunun arasında bir fark var. Niye böyle bir fark var? Son slaytımıza tekrar döndüğümüz zaman burada oluşan aksiyon potansiyeli ile iskelet kasında oluşan aksiyon potansiyeli ve kalp kası hücresinde oluşan aksiyon potansiyelinin arasındaki farkları görmektesiniz. Aslında her hücrede bir aksiyon potansiyeli oluşabilir. Yalnız bunun hızı, yüksekliği ve süresi farklıdır. Dolayısıyla iskelet kasında daha hızlı başlayıp hemen sonlanan bir aksiyon potansiyeli varken kalp kasında gördüğünüz üzere daha uzun süreli bir aksiyon potansiyeli oluşmaktadır. Şimdi tekrar bu tabloya geri döndüğümüz zaman burada normal ventrikül miyokard hücresinden farklı olarak daha yüksek hızlı ve arkasından hemen sönen bir aksiyon potansiyeli görmektesiniz. İşte bu aksiyon potansiyeli bizim otomatik hücreler dediğimiz pacemaker yani uyarı üreten hücrelere gelmektedir. Refraktör periyoda tekrar geri dönecek olursak refraktör periyodun tekrar aksiyon potansiyeli oluşturmadığını,
kesinlikle bu dönemde, absürt döneminde, yani mutlak döneminde bir aksiyon potansiyeli oluşturacak sodyum kanallarının tekrar aktive olmadığını söylemiştik. Tekrar bir uyarıya cevap vermediklerinden dolayı önemli bir avantaj oluşur. Bu da bu kalp kasında tetani oluşumunun önlenmesidir. Halbuki biliyorsunuz iskelet kasında uyarıların arka arkaya gelmesiyle beraber kasılıp gevşemeye fırsat vermeden tekrar bir uyarıyla kasılmaya çalışan bir kasta tetani gelişir. İşte bu kalp hücresindeki, miyokard hücresindeki refraktör periyodunun uzun olması, iskelet kasına göre uzun olması, iskelet kasında oluşan tetani gibi bir sorunun miyokard hücresinde ve kalp kasında, miyokardda oluşmamasını sağlar. Bu da önemli bir avantaj. Şimdi burada biraz evvel söylediğim hızlı çıkıp hızlı inen bir aksiyon potansiyeli söz konusu. İşte bu özelleşmiş miyokard hücrelerinde, bunu sinyatron nod, evinod, bark hücre vesaire diye sayabilirsiniz. Bunlar farklı yapıda bir aksiyon potansiyeli oluşturuyorlar ve normaldeki diğer miyokard hücrelerinde bu aksiyon potansiyeli oluşumunda sodyum büyük önem taşırken, halbuki bunlarda kalsiyum önem taşımakta. Kalsiyumun girişi ve potasyumun çıkışıyla beraber hızlı bir farklı yapıda aksiyon potansiyeli oluşmaktadır. Dolayısıyla normal hücrede, miyokard hücresinde sodyum, ama otomatiste gösteren özelleşmiş miyokard hücrelerinde ise kalsiyum bu aksiyon potansiyeli oluşumunda etkili. İskelet kası ile kalp kası arasındaki farklara baktığınız zaman, biraz önce söylediğimiz gibi hızlı çıkan ve hemen sonlanan bir kas hücresinde bir aksiyon potansiyeli meydana geliyor. Buna karşılık kalp hücresinde aksiyon potansiyeli %99 oranındaki olan grupta yüksekliği benzer ama uzun süren bir şey söz konusu. Halbuki uyarı gösteren sinyal neutral not hücrelerinde ise iskelet kasına benzer bir şekilde hızla bir uyarı meydana gelmekte. Çünkü hız iskelet kası için önemli ama miyokard kası için o kadar önemli değil. Uyarının sağlıklı olması ve belli bir ritimli olması esas. Otomasite özelliğine sahip olan bu hücreler nörokardiyok hücreler de deniyoruz. Dışarıdan herhangi bir uyarı gelmeden kendiliğinden uyarı oluştururlar. Otomatisitesi en yüksek olan hücre hangisi diye soracaksınız. Sinyatürel nottaki hücrelerdir. Çünkü sinyatürel not bu bir dizi sinyatürel not, evi not, sağ sol dallar ve Purkinje liflerine kadar geçen ki olan dönemdeki bir numaralı uyarı istasyonudur. Yani bir numaralı komutandır. O olmadığı zaman arkasındaki evi not olmak üzere diğer 2 ve 3. istasyonlar devreye girer. Otomatik olan hücrenin aksiyon potansiyeli kendi özelliklerinden dolayı birbirlerinden farklıdır. Nasıl birbirlerinden farklıdır? Burada sinyatron noddan çıkan AV not ve sağ sol dalları ve arkasından Purkinje liflerini görmektesiniz. Burada ise sinyatron not, atrial kas, AV not ve ventriküler hücrelerinin, miyokard hücrelerinin aksiyon potansiyelleri görüyorsunuz. Gördüğünüz üzere üçünün konfigürasyonu, ilk üçünün konfigürasyonu birbirine benziyor. Ama buna karşın miyokard hücresinin konfigürasyonu tamamıyla farklı. Aralarında ufak tefek minör farklar da oluyor. Şimdi bu farkların içerisindeki en büyük sebeplerden bir tanesi şu. Uyarının buradan çıkıp tek fibroz halka içerisinde tek elektriksel geçiş yeri olan AV noddan arkasından septuma, interventriküler septuma ve diğer dallara ayrılmasıyla beraber bir dizi uyarı düzenlenmesi gerçekleşiyor. Bunu tabi otomatik olarak kendi içerisinde bu özelleşmiş hücreler yapıyor. Ama tek başına bunlar uyarıyı yaparken özellikle sempatik ve parasempatik sisteminden gelen sinirlerden bağımsız değiller. Dolayısıyla sempatik ve parasempatik sinir sistemi kendi başına çalışan bu sinyatürel not başta olmak üzere bu uyarı istasyonu üzerinde belli bir etkisi var. Dolayısıyla sempatik ve parasempatik sinir sistemi de doğal olarak kalp hızını artırıp yavaşlatabiliyor. İleti hızının en yüksek olduğu yer Purkinje hücreleri, en yavaş olduğu yer atrioventriküler noddur. Dolayısıyla atrioventriküler nod lokalizasyonundan
ventriküle geçiş yeri olan, tek olan yer elektriksel geçiş yeri de atrioventriküler nottu. Çünkü niye burası? Burası çünkü fibrozlu bir bölge içerisinde tek geçiş yeri orası. Şimdi baktığınız zaman normalde sinatriyal nottan uyarı başladığı andan itibaren atriuma doğru ilerlemesi ve arkasından atrioventriküler nodu, arkasından da interventriküler septuma geçmesi ve bu işlem sırasında da uyarının en hızlı olduğu yer Purkinje hücreleri, yavaş olduğu yer atrioventriküler nod. Dolayısıyla sinoatriyal noddan gelen uyarı bir şekilde atrioventriküler nodda yavaşlatılmakta ama diğer sağ sol dallardan itibaren tüm ventrikül dokusuna geçebilmesi için de uyarının bu geniş bölgeye gidebilmesi için hızlanması gerekmekte. Dolayısıyla en hızlı olan aksiyon potansiyeli Purkinje hücrelerinde, en yavaş olanı ise daha önce söylediğimiz gibi atrioventriküler nod hücrelerindedir. Dolayısıyla ilk başta gelen sinoatriyal noddaki uyarı atrioventriküler nodda biraz yavaşlatılmakta, arkasından süratle Purkinje liflerine ilerlemektedir. Bu konuyu burada tamamladıktan sonra zeki arkadaşlar ikinci konuda EKG cihazı ve ölçümlerinden bahsedeceğiz ve böylelikle bu dersi de sonlandırmış olacağız. Teşekkürler.